Sayın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Rektör Danışmanlarım, Sayın Dekanlarım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Okul Müdürlerimiz, değerli hocalarımız, bu yıl dördüncü kez düzenlediğimiz Bilim ve Fikir Festivali tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Üsküdar Üniversitesi olarak kuruluşumuzdan beri davranış bilimleri ve sağlık alanında sunduğumuz eğitimle öğrencilerimizi topluma faydalı, ülkesine layık değerli bilim insanları olarak yetiştirmek için çalışıyor. Bu hedefle gençlere fırsatlar sunuyoruz. Bu çalışmalardan biri lise öğrencilerinin fikirlerini paylaşabileceği bir platform olan Bilim ve Fikir Festivali. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği çerçevesinde İstanbul'daki lise öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz festivalimizi bu yıl dördüncü kez gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Festivalimiz bu yıldan itibaren Bilim ve Fikir Festivali adı altında öğrencilerimize ulaşacak. Festivalde bu yılda yine lise öğrencileri geliştirdikleri projelerle yarışacaklar. İstanbul'da eğitim gören lise öğrencilerini sosyal bilimler ve fen sağlık bilimleri olmak üzere iki kategoride projeler üretmeye ve icat çıkarmaya davet ettik. Lise öğrencileri arasında gelenekselleşen festivalimizde öğrencileri bilime teşvik etmeye, onların fikirlerine sahip çıkmaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere siz değerli hocalarımızın da desteğiyle devam edeceğiz. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Yüksek izninizle öncelikli olarak bugünkü program akışımızı arz etmek istiyorum. Sayın konuklarımız, bugünkü programımız saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Akışımızda önce kısa tanıtım filmimiz olacak. Sonrasında sırasıyla Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Faruk Yelkenci'nin açılış konuşmaları yer alacak. Açılış konuşmalarının ardından Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Muhsin Konuk Bilim ve Fikir Festivali sunumunu gerçekleştirecekler. Hocamızı takiben Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Oğuz Tanrıdağ tarafından beyin temelli eğitim konulu sunum gerçekleşecek. Soru cevap bölümüyle birlikte bugünkü programımızı tamamlamış olacağız. Sayın konuklarımız, şimdi sizleri başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Sayın konuklarımız, açılış konuşmalarına geçmeden kısa filmlerimizi sunacağız. Önce üniversitemiz tanıtım filmi, ardından Bilim ve Fikir Festivali ile ilgili kısa bir filmimiz bulunuyor. Buyurun birlikte izleyelim. Müzik
2500 metrekarelik laboratuvar alanı. Burada. Türkiye'deki tüm kaynaklara erişim sağlayan kütüphane. Burada. Dünya standartlarında bilim üreten ortam. Burada. Nöro pazarlama alanında ilk çalışmayı gerçekleştiren akademisyenler. Burada. Okul, hastane işbirliğiyle staj imkanı. Burada. Erasmus Plus imkanı. Burada. Pozitif psikolojinin Türkiye'deki ilk uygulayıcısı. Burada. Türkiye'nin ilk davranış bilimleri fikir festivali. Burada. 2015 G20 zirvesinde sunum yapan tek üniversite. Burada. Özgürlükçü ve çoğulcu anlayın. Burada. Öğrenen örgüt felsefesi. Burada. Sosyal bir ortam. Burada. Kültür, sanat ve eğlence. Burada. Sağlık bilimleri. Burada. Mühendislik ve doğa bilimleri. Burada. Sağlık hizmetleri. Burada. İletişim. Burada. İnsan ve toplum bilimleri. Burada. İstanbul. Burada. Sen, bu yıl sen de insanı anlamak ve dünyayı değiştirmek için buradasın. Üsküdar Üniversitesi.
hocam. Öyle insan. Doğru. Onları biliyorum ama şey. Evet, öncelikle Üsküdar Üniversitesi'nin tanıtım filmini hep birlikte izledik. Öğrencilerimizi, hocalarımızı ve çalışmaları sizlere bir nebze aksettirmeye çalıştık buradan. Ardından da festivalde 3 yıldır neler yapıldı, çalışmalar nelerdi, öğrenciler hangi çalışmalarda katıldı bunları biraz aktarmaya çalıştık sizlere. Fikir olması açısından yine tabii... bu yılda heyecanlı bir yıl olacak bizler için. Yine birçok lisede birbirinden güzel, birbirinden değerli projeler ulaşacak biliyoruz, eminiz ki. Bunları da şimdiden bekliyoruz zaten. Evet, dediğimiz gibi bu yılda heyecanla öğrencilerimizin projelerini ve icatlarını bekliyoruz. Sayın misafirlerimiz, Bilim ve Fikir Festivali açılış konuşmasını yapmak üzere öncelikle Üsküdar Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun hocam. Sayın Müdürüm, değerli hocalarım, değerli misafirler, basınımızın değerli mensupları. Önce hepinizi hoş geldiniz, hepinize hoş geldiniz diyorum. Dördüncüsü yapıyoruz bu sene, Bilim ve Fikir Festivali. Bu festivalin ortaya çıkışı şöyle oldu. Neden? Yani 2012 yılıydı. 2012'de... ya bu hep öğrencileri bilime sevdirmek için hep olimpiyat yapılıyor. İşte matematik olimpiyatı, şu bu gibi olimpiyatlar yapılıyor. Olimpiyatta bir rekabet var. Bu bunun yerine şu an nörobilimdeki, sinir bilimdeki yeni değişimler gerçek öğrenmenin eğlenceli ve disiplinli öğrenme olduğunu öngörüyor. Bu eğlenceli ve disiplinli öğrenmenin olabilmesi için kişi, çünkü öğrenirken yani eğlence kısa vadeli zevk harekete geçiriyor. Bilimde orta uzun vadeli zevk için, haz için daha önemli. İkisini birleştirebilecek bu bir festival gibi olsa ne olur? Bilimsel çalışmaları, bir proje kültürünü oluşturmak, öğrencilere girişimciliği öğretmek için genç kuşaklara ne yapılabilir? Bir literatür araştıralım dedik. Dünyada ne yapılıyor? Dünyada sadece Amerika'da bir yerde fikir festivali var. Ve 4 sene önce ilkini bunun üzerine, bak bu bizim uçuk bir fikir değil. Ayağı yere basan bir fikir, bunu yapalım dedik ve ilk 4 sene önce fikir festivalini, yani festival kavramıyla, eğlence kavramıyla bilim ve proje kavramını bir araya getirecek bir yaklaşım kararı aldık arkadaşlarımızla ve bunu başlattık. Dördüncüsünü yapıyoruz. Bu yıl proje festival için Türkiye'de neler yapılıyor diye baktık. Şu anda bilim festivali Türkiye'de ikincisi yapılan var. Bir tane de üçüncü bulduk. Yani demek ki Türkiye'de de ilk bilim festivali, bilimi bir festivalle bilimi, projeyi genç kuşaklara anlatmak için bunu ilk başlatan olmuşuz. Bu bizi sevindirdi gerçekten. Şimdi Üsküdar Üniversitesi olarak 13.500 öğrencimiz var. 13.500 öğrencimiz ve 250'ye yakın öğretim üyemiz var. Yani 4 fakültemiz var, 5 tane enstitü var. Bu enstitüler içerisinde 27 tane yüksek lisans programımız var. 3 tane doktora programımız var. 4 fakültenin yanında meslek yüksekokulu var ve 67 tane program, 30 tane araştırma uygulama merkezi ve 35 tane laboratuvarımız var üniversite olarak. Şimdi üniversitelerde 4 ayak vardır. Özellikle 3. kuşak üniversiteler diye bilinen 3. nesil üniversitelerde bu daha çok üzerinde duruluyor. Klasik üniversite
eğitim veren, meslek elemanı yetiştiren kişi. Üniversite deyince hep genelde böyle bilinir. Halbuki üniversitenin bir Ar-Ge ayağı vardır. Araştırma yapar, proje yapar. Yani ülkedeki yeni bilgilere öncülük etmeye çalışır. Üçüncüsü de toplumu bilgilendirme ayağı vardır. Bu yeni yaklaşımda da toplumu bilgilendirme ayağının dışında bilgiyi ürüne dönüştürme ayağı var üniversitelerde. Yani bilgiyi sanayiyle işbirliği yaparak ürüne dönüştürme, kuluçka merkezleri kurmak, teknoparklar kurmak gibi yaklaşımlar var. İşte bunu yaparken bizim sıkıntı çektiğimiz bir şey var. Bize gelen gençleri proje algısı yok. Yeterli değil daha doğrusu. Az, çok az. Yani proje, ağzından proje sözü çıkmayan kuşaklar var. Bu yani üniversite geç kalmış bir öğretmek için bunu. Lise seviyesinde öğretmek, hatta ilkokul, ortaokulda projeyle ilgili adımlar atma, hayaller kurmayı öğretmek gerekiyordu. Ben bunu söylerken aslında biz bu proje ve eğitimde öğretmenin ne kadar önemli olduğunu ben fark ettim. Bu nedenle aslında bilimle uğraşan insanlara gördüğüm zaman kendi özgeçmime bakıyorum. İlkokul döneminde, ortaokul döneminde, lise döneminde hep hocalarımızdan bize ufuk açan, yol gösteren fikirler vardı. O fikirler bizi birçok şeyler yapabilmemizde onların büyük emeği var. Bu nedenle ben özellikle buradaki öğretmenlerimize, bütün kendi geçmişimdeki öğretmenler gibi görüyorum ve yani sizin öğrencilerin hayatına dokunmanızdaki önemi, kıymeti biliyorum. Bu nedenle bütün öğretmenlere özellikle teşekkür etmek ihtiyacı hissediyorum. Gerçekten çok büyük bir hizmet yapıyor hocalarımız. Çünkü bir kişinin hayatındaki en büyük birinci öğretmeni annesidir. İkinci öğretmeni baba değildir. Baba maalesef etkisiz eleman. Çoğu zaman okuldaki öğretmendir. Bu öğretmenler bizim sözlerimiz, tepkilerimiz, davranışlarımız, böyle konuşma esnasında projeyle ilgili bir yönlendirmeleriniz gençler o kadar ruhuna dokunuyor ki, gelişen ruhuna öyle etki ediyor ki bunu yani bu nedenle ben yani bütün kendi öğretmenlerim adına hem kendi adıma teşekkür etmek istiyorum, minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Şimdi burada üniversite olarak biz bir farklı bir şey daha yapıyoruz gençlere. Pozitif psikoloji derslerini koyduk. Pozitif psikoloji dersleri de özellikle insan akademik başarı önemli, hayat başarısı da önemli. Hayat başarısını çocuklara öğretmek, yani kendini tanımak, öz bilinç, kendini yönetmek, öz yönetim, sosyal bilinç, başkalarını tanımak, ilişki yönetimi gibi böyle stres yönetimi, daha sonra öfke kontrolü gibi birçok becerileri gençlere anlatmaya çalışıyoruz. Ve bir dönem kredili ders şeklinde veriyoruz. Bu dersi alan öğrenciler 14 hafta sonra son testleri yapıyoruz. İlk testleri ve son testleri. Bu pozitif psikoloji derslerinden sonraki yaptığımız, ki bunu Paris'te bir arkadaşımız sundu pozitif psikoloji kongresinde, duygusal zekaların %20 arttığını tespit ettik. Yani bu kişiler sadece akademik başarı değil de insan ilişkilerinde daha başarılı oluyorlar. Evlilikte, karşı cinsle ilişkilerde daha başarılı oluyorlar. Yani duyguları yönetmeyi öğretmek gerekiyor gençlere, insanlara. Bu da akademik bilgiyle olmuyor, yaşanarak oluyor. Rol model kişilerle oluyor. En önemli örnek kişi de anne babadan sonra öğretmendir çocuklar için. Yani öğretmenin her hareketi, her tepkisi, yüz ifadesi çocuklar için birer, onların gelişen ruhuna atılmış birer tohumdur. Bu tohum ileride nasıl ağaç verir, nasıl geliştirir başka, ama o tohumu atmak bizim vazifemiz. Hocalarımızın vazifesi. Bu nedenle ben sizlerden, hocalarımızdan, Sayın Müdürüm de çok büyük bir şey gösterdi bu festival konusunda. Büyük teşvik etti bizi. Gelişen ruhlarına projeyle ilgili tohumlar atalım gençlerin. Yani gençler, çünkü bunlar olursa ileride belki Nobel'e aday çocuklar çıkar. Bunların içerisinden, çünkü o
Başaranların zekası bizden fazla değil Nobel ödülü alanların. Sadece amaçları var, hedefleri var, heyecanları var, davaları var, dertleri var. Oturuyorlar 24 saat, 7-24 laboratuvarda çalışıyorlar. Yani projede öyle mesaiyle olacak bir şey değil. Yani kişi onunla ilgili rüyalar görecek, onunla ilgili hayaller kuracak. Yani bunun için icat çıkar dedik gençlere. Bu bizim için proje bir, hem sosyal sorumluluk olarak önemli, hem de yenilikçi fikirleri gençlerin zihinlerine işlemek için önemli. Doğu toplumlarında ünvan önemlidir. Ama gelişmiş ülkelerin tohumların ünvan değil de yenilikçi olan, mesela gidin gelişmiş ülkelerde üniversitelere bakın, hiç ünvan yazmaz prof, doç diye. Hep isim yazar, doktor filan, doktor filan yazar. Çünkü ünvan değil orada. Yaptığı işler önemlidir. Yeni bir şey ürettim önemlidir. Yani bu önemli de. Bunu gençler arasında bu kültürü aşılamak istedik. Bunu biz proje kültürü ve gelişimcilik dersi olarak ayrı bir ders olarak koyduk. Rektörlük dersi olarak, zorunlu ders olarak. Bütün hatta bu sene KOSGEB standardında ders veriyoruz. Yani öğrenciler proje kültürü ve girişimcilik dersini aldığın zaman KOSGEB sertifikası da almış olacaklar. Yani ilk defa bu sene onu verdik. Ve bu bilim ve fikir festivalini 4. senemizde 400'ün üzerinde proje şu ana kadar geldi. 1. ve 2. sene proje İstanbul'dan az gelmişti. Onun için çevre illere destek aldık. Onlar katıldılar. Mesela Adapazarı İstanbul kadar proje vermişti. Fakat bu sene Sayın Müdürümüzün teşvikiyle büyük ve sizlerin de bu konuya ilgi göstermenizle, yani inşallah İstanbul'da güzel projeler daha çok çıkacak ve yeni, yani geleceğin hani bir güzel bir Çin atasözü var. Bir yıllık varlık istiyorsanız buğday ekin diyor. 10 yıllık varlık istiyorsanız ağaç dikin. 100 yıllık varlık istiyorsanız insan yetiştirin diyor. Evet, biz kısa vadeli değil, orta uzun vadeli varlıklara önem veriyoruz. Yani bir toplum olarak bizim projeyle ilgili çok fazla bir algımız yok. Yani bunu da değiştirmek istiyoruz toplumda. Hatta yani İsviçre'de bir filler üzerinde tez yaptırmak istemiş hocanın birisi. İşte Rus öğrenci, Alman öğrenci, Türk öğrenci birer şu fil konusunda araştırma yapın demiş. Ruslar fillerde komünizm demiş. Fransızlar fillerde moda demiş. Alman 7 cilt kitapla gelmiş fil ilimine giriş diye. Türk de bir sayfa kağıtla gelmiş ne olacak fillerin hali diye. Biz toplum olarak böyle yani fazla kafa, böyle bir algımız var. Aslında böyle değiliz bak. İbn-i Sina'lar bizden çıkmış. Birçok geçmişteki matematik, coğrafya, birçok bilim adamları hep bu coğrafyadan çıkmış. Bu bir şekilde bu konuya ilgi azalmış. Bu ilgiyi yeniden başlatmamız gerekiyor. Bu ancak çocukların gelişen ruhuna bununla ilgili tohumlar atarak olur. Ve bu aramızda artık böyle meşhur olmuş, böyle bizi stigmatize eden, etiketlemiş hikayelerde inşallah son bulur diye düşünüyorum. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Yani önemli olan burada bu festivali yaparken bir de şunu söylediler. Ya memleket gidiyor. Festivalin sırası mı? Fikir festivaline geleceğe göremiyoruz. Ekonomi şöyle, şu böyle, bu böyle. Ben bunu söyleyenlere karşı şöyle diyorum. Bunun sırası mı diyenlere diyorum ki tam da sırası işte. Zaten onlar bizi ne yapmak istiyorlar? Normal yaşantıyı bozmak istiyorlar. Yani toplumu demoralize etmek istiyorlar, destabilize etmek istiyorlar. Yani insanların sağlıklı rutin davranışlarının dışına çıkma konusunda bizi panik, korku, dehşet duygusu uyandırmak istiyorlar. Ülke üzerinde bize çelme takmak isteyen var. Yüzüstü düştüğümüz zaman bizi gülmek isteyen ya da bundan memnun olacak odaklar var. Bunlara rağmen biz tam tersi normal yaptığımız işi daha fazla, daha güçlü bir şekilde yapacağız ve daha çok ülkemize, bizi geleceğe götüren değerlere daha çok sahip çıkacağız ki bu tarz toplumda moral bozucu kişilere karşı daha
güçlü duralım, gençlere iyi örnek olalım. Gençler böyle terör olaylarıyla ilgili sorulduğu zaman çocuklar ne olacak diye soruyorlar bana işte. Ben çocuk televizyona bakıyor işte, oradaki insanları görüyor. Çocuk, bir genç bakarken televizyona bir gözüyle de annesine babasına bakar. Anne baba eğer rahatsa, sakinse, kontrolluysa çocuk hiç etkilenmez ondan. Yani biz de aynı şekilde öğretmenler olarak, eğitimciler olarak, yani biz soğuk, stres altında soğukkanlı kalma becerisidir bu. Bu becerimizi göstermemiz lazım. Biz Türkiye'yi stresi sokuyorlar. Biz soğukkanlı kalma becerisiyle olayları, olaylar bizi etkilemeyecek, biz olayları etkileyeceğiz. Bunu yapabilirsek ve bunun için de dedim, bu festival daha çok yapmamız gerekiyor. Vazgeçmek değil, daha çok yapmamız gerekiyor. Bunu söylemek istedim. Böyle yenilikçi, özellikle yenilikçi projeler, renkli projeler, bundan sonra güzel projeler sizin katkılarınızda daha çok hayata geçecek. Çünkü gençler bir şeyler düşünüyor ama bir şey soruyor hocasına, hoca boş ver saçma diyor, bırakıyor. Halbuki saçma da olsa, böyle komik de olsa, o projenin içerisinde hayal kurmadan, çünkü gelişme olmaz. Gençlere hayal kurmaya teşvik etmemiz gerekiyor. Hayal kurarken de bırakalım saçma hayaller kursunlar, onun içerisinden bir tanesi tutabilir. Bu nedenle gençlere, çünkü danışman hocalarımızı da biz projelere katıyoruz, katmak istiyoruz. Çünkü danışman hoca olmazsa çocuk bir şey yapamıyor, yapmak istiyor. Yapamıyor. Onları katabilmek için ben öğretmenlerimizi daha çok gençleri bu konuda teşvik etmesini. Zaten bizim bu projemizin amacı da Davranış Bilimler Fikir Festivali olarak başlayıp şu anda Bilim ve Fikir Festivali olarak devam edecek olan başlangıcı da proje kültürü oluşturmaktı. Gençleri projeyi sevdirmek ve bu konuda adım atmalarını, hayal kurmalarını sağlamaktı. Ben Milli Eğitim Müdürlüğümüze ilk başladığımızdan beri devamlı desteğini verdiği için Sayın Müdürümüzün, Ömer Faruk Hocamızın şahsında Milli Eğitim Bakanlığımıza, Müdürlüğümüze özellikle teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Faruk Yelkenci'nin konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Vekilim, Sayın Rektörüm, Üsküdar Üniversitesi'nin çok kıymetli dekanları, hocaları, kıymetli mesai arkadaşlarım, meslektaşlarım, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Böyle bir güzel çalışmanın içinde bulunarak bir katkı sunma imkanını yakalamış olduğumuz için de bahtiyar olduğumu söylemek istiyorum. Kıymetli rektörümüz, programın ismiyle ilgili açıklamalarda bulunurken festivale takıldım biraz orada. Ben de biraz obsesyon var hocam. Takılıyorum böyle bazı yerlere. Festivale takıldım. Festival şölen demek Türkçe'de. Fakat fest bayram demek. Latince kökenli bir kelime. Fest bayram demek. Aslında bayram daha bayram haline çevirmek gerekiyor hakikaten. Yani bilim ve fikir alanında üretilen her şey aslında her biri başlı başına bir bayram sevincini yaşatabilecek noktaya bizim millet olarak, ülke olarak gelmemiz gerekir diye düşündüm. Şimdi tabii eğitimi zemininden itibaren ele aldığımız zaman burada bu tarz çalışmaların ne kadar önemli olduğunu çok rahatlıkla görme imkanımız var. Normalde okul öncesi eğitimi biz hayata dokunma dönemi olarak tanımlıyoruz.
ilkokulu ortak dil oluşturma dönemi, ortaokulu ise üst düzey düşünme becerilerinin ve üst düzey duyuş becerilerinin geliştiği dönem olarak ifade etmeye çalışıyoruz. Aslında eğitim bilimleri alanında ya da eğitim psikolojisi alanında üst düzey duyuş becerileri diye ifade edilen bir beceri alanı yok. Bu daha çok hocamın da konuşmasında ifade ettiği gibi duygusal zeka üzerinden tanımlanan bir alan. Ama burada artık biz biraz daha kendi medeniyetimizin oluşturduğu zemin üzerinden bakmaya çalışmamız gerektiğini düşündüğümüz için mesela Malik Bedri'nin Müslüman Psikologların Çıkmazı kitabını okuduktan sonra da bu noktada biraz daha bu yöne doğru yönelmemiz gerektiğini düşünerek biz aslında insanı tamamlayan, eğitime o doğru zemini oluşturacak olan şeyin üst düzey düşünme becerileri ile üst düzey duyuş becerilerinin buluşma noktası sağlanırsa ancak gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Üst düzey düşünme becerilerini hepimiz biliyoruz. Nedir? İşte yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, sorgulama, karar verme, problem oluşturma, problem çözme gibi. Üst düzey duyuş becerileri de artık Türkiye'li psikologların çalışması gerekir diye düşünüyorum. Bana kalırsa bir acemi, bu alana acemice bakan biri olarak bu basiret olabilir diyorum, feraset olabilir diyorum, keşif olabilir, sezgi olabilir. İşte akla yol gösterecek her şeyi burada, yani üst düzey duyuş becerilerine yol gösterecek olan bütün kılavuzları burada gördüğümüzü, burada temin ettiğimizi ve bunların buluşmasını sağladığımızda da insanı tamamlayabileceğimizi, insanın fikir üretme noktasında doğru bir şekilde ele almış olabileceğimizi özellikle söylemek istiyorum. Bundan sonra ise lise eğitimi, yani ortaokulu üst düzey duyuş, düşünme ve duyuş becerilerinin geliştirildiği dönem olarak tam da Piaget'in gelişim merdivenindeki soyut düşünme dönemine denk gelir burası. Bundan sonra ise lise dönemi, lise dönemini de üniversal dönem olarak tanımlıyoruz. Aslında üniversal dönem dediğimiz üniversitenin bizatihi kendisidir. Fakat lise sınava değil, üniversiteye, çocuğu üniversiteye hazırlamadıktan sonra doğru bir işlev görmüyor demektir. Yani bilim ve fikir üretme noktasında bilimsel araştırma nasıl yapılır, proje nasıl üretilir, hayal nasıl kurulur? Burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bana göre özellikle ifade etmek istiyorum ki bir eğitim sisteminin akademik anlamda çocuğa hayal kurmayı öğretmekten daha öteye verebileceği bir şey yoktur. Bir eğitim sistemi öğrenciye hayal kurmayı öğretiyorsa vazifesini yapmış demektir. İşte lisenin de bu anlamda proje, bilimsel araştırma, veri toplama, veri analiz etme noktasında ilk alıştırmaları yapma dönemi olarak, ilk idmanları, ısınma hareketlerini yapma dönemi olarak ele alınması gerektiğini ve bunun üzerinden şekillenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada ben göreve yeni başladığım ilk ay içinde bizden önceki Selefimiz, İlmili Eğitim Müdürümüz, şu andaki müsteşar yardımcımızın da içinde olduğu bu projeyi gördüğümde bizim bu düşüncelerimizle örtüştüğü için, daha da geliştirilmeye açık bir tarafı olduğu için beni heyecanlandıran bir proje oldu. Ki bu noktada özellikle bizim aynı yolda yaptığımız çalışmalar noktasında örnek olması itibariyle şunu özellikle burada zikretmek istiyorum. Biz
geçen seneki Bilim Fikir Festivali'ni Nisan ayında gerçekleştirdikten sonraki süreçte kendi projelerimize, bir taraftan 15 Temmuz'un sıcağı ile o işlerle uğraşırken bir taraftan da kendi projelerimizle uğraştık. Bu projelerden bir tanesi İstanbul Öğretmen Akademileri'ydi. İstanbul Öğretmen Akademileri'nde esas düşüncemiz öğretmenlerimizi işte fakülteden aldıkları ya da almaları gereken bilgileri tekrar onların önüne koymak falan değil. Bir Çelebi gibi, nihayetinde bir Çelebi olacaklarını düşünerek birçok noktada birçok kanatla onları mücehhez kılmaktı. İşte bunlardan bir tanesi, detayına girmeyeceğim. Bunlardan bir tanesi de Bilim Akademisi idi ve Bilim Akademisi'nin başlığı altında Sosyal Bilimler Enstitüsü idi. Ve hala devam ediyor. 5 Kasım'da başladı. Nisan ayının sonuna kadar devam edecek. Oradaki amacımız tam da bu festivali, Bilim ve Fikir Festivali'ni ya da bu tarz sempozyumları, kongreleri düzenleyebilecek ve bu noktada öğrencilere danışman öğretmenlik, rehber öğretmenlik, danışman hocalık yapabilecek öğretmenlerimizi bu donanımla oradan uğurlamaktı. Yani öğretmenimiz orada ne öğreniyor? Bir, nicel araştırma nasıl yapılır? Nitel araştırma nasıl yapılır? Veri nasıl toplanır? Veri nasıl analiz edilir? Nasıl rapor yazılır? Bunlar öğrencilere nasıl öğretilir? Çünkü bizim bakışımızda, kıymetli mesai arkadaşlarım, kıymetli hocalarım, bizim bakış açımızda eğitim anlayışımızın temelinde her öğrenci küçük birer bilim adamıdır. Öğrencileri bu şekilde ele aldığımız zaman, işte bu çalışmalarla da desteklediğimiz zaman, o zaman üniversiteye geldiğinde öğrenci güle oynaya icat çıkartır. Üniversiteyi bitirdikten sonra da yine güle oynaya ülkemizin üretimine, fikir üretimine, sanayi üretimine, patent üretimine büyük katkılarda bulunabilir. Onun için hem bizim öğretmen akademilerimizde ortaya koyduğumuz mantık itibariyle hem de burada görmeyi arzu ettiğimiz mantık itibariyle düşündüğümüzde bu çalışmanın çok önemli bir model olduğunu özellikle mesai arkadaşlarıma ifade etmek istiyorum. Bu sene inşallah Nevzat Tarhan hocamla, sayın rektörümle geçen seneki festivalin bitişinde konuştuğumuz gibi bu sene 13-14 Nisan'da 2 gün öğrencilerimizin ürettikleri projeleri sunma imkanı da olacak. Yani bir akademisyen bir sempozyumda, bir kongrede nasıl çalışmasını sunarak bilim dünyasına, fikir dünyasına katkıda bulunuyorsa bu sene öğrencilerimiz bu çalışmalarını sunma fırsatı bulacak. O tecrübeyi de yaşayacaklar. O açıdan hem bu açıdan hem de öğretmenlerimizin, onlara danışmanlık yapan öğretmenlerimizin bu süreçleri tecrübe etmeleri ve bundan sonra da eğitim süreçlerinde kullanmaları, bu tecrübeyi kullanabilmeleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bizim İl Milli Eğitim Müdürü olarak bizatihi şahsım ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu çalışmaların Üsküdar Üniversitesi ile yaptığımız bu çalışmanın gücümüz yettiğince bundan sonraki yıllarda da yanında olacağımızı ve bu yıl itibariyle de takipçisi olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu festivalde emeği geçen başta sayın rektörümüz ve ekibi olmak üzere ve benim mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Faruk Yelkenci'ye konuşmalarından dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ve tekrar hayırlı olsun diyoruz festivalimizin. Sayın konuklarımız, şimdi de Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Muhsin Konuk'un bu yılın Bilim ve Fikir Festivali hakkındaki sunumlarını yapmak üzere teşriflerini arz ediyorum. Buyurun hocam. Estağfurullah. Arz etmenize göre teşekkür ederim. Sayın Rektörüm, Sayın Müdürüm,
sayın hocalarım ve saygıdeğer meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Aslında bizim, daha doğrusu benim yapacağım konuşmayı hem rektör hocamız hem de sayın müdürümüz çok kısa bir şekilde de özetlediler. Ben olsun, gene buna rağmen bir şeyler size buradan, esas itibarıyla biz niye böyle bir festival yaptık, niye böyle bir festival var, neden gençler, neden proje, bunlar üzerine biraz konuşmak istiyorum. Bir de özellikle bizim projeleri iki gruba ayırmamızın en temel nedeni şu: sosyal bilimler alanında Türkiye'de proje destekleyen kurumlarımız çok açlar. Yani sosyal bilimler alanında destek veren kurum ve birimlere maalesef proje gitmiyor. Ancak fen ve sağlık alanında, teknoloji alanında çok ciddi anlamda başvurular var. Elbette son 15 yıldır aşağı yukarı devletimizin projelere ayırmış olduğu meblağlar çerçevesinde de özellikle Science Citation Index'te taranan dergilerdeki makale sayımız hamdolsun 17-18. Sıralara geldik. Dünyadaki milletler arasında bu sıra içerisindeyiz. Ben doçent olduğumda 96 yılında SCI'de makale yapma şartı yoktu. Ancak daha sonra bu konuldu. O konulana kadar bizim arkadaşlarımız, bilim insanlarımız, ya işte ben yazsam bunu göndersem acaba elin adamı güler mi, yüzümüze mi savurur gibi bir takım sıkıntılar içerisinde maalesef yayınlarını yurt dışına göndermekten kaçınıyordu. Ancak ne zaman zorunluluk haline geldi? Zorunluluk haline gelmeden 78-79 bandından şimdi 18-16 bandı içerisine gelmiş bulunuyoruz. Ancak gene de bu bantta fen, teknoloji ve sağlıkla ilgili projelerimiz var. Yayınlarımız var. Sosyal bilimlerde çok az makalemiz yayınlanıyor. Bunun için de biz daha şimdiden, daha lise düzeyindeyken öğrencilerimizi özellikle sosyal alandaki projelere yönlendirmek için böyle bir ayrım içerisine gittik. Belki kafanızda böyle bir soru gelebilir. Bundan önceki sloganımız, mottomuz hayatı anla, dünyayı anla, hayatı değiştir gibi bir şeydi. Evet, o şeklindeydi. Ancak bu sene özellikle artık öğrencilerimizdeki hür düşünceyi, eleştirel düşünceyi, hayal kurmayı öğretebilmek için ve şimdiye kadar bize, artık bilmiyorum, hep batılıları biz kötü diyoruz ama hep batılılar mı bize söyledi işte icat çıkarma, kafamıza vurma şeklinde. Biz onun tam tersini yapalım, öğrencilerimize hayal kurduralım sayın müdürümüzün ifade ettikleri gibi ve onlara icat çıkartalım şeklinde bir mottoyla bu yılki fikir ve bilim ve fikir festivalimizi başlatıyoruz. Neden festival? Çünkü festival gerçekten canlılık ifade ediyor. Çünkü bir hareketlilik var, bir herkes neşeli ve eğlenceli. Özellikle bizim bu festivallerimizi yaparken ki kampüsümüzün bahçesine kurdurmuş olduğumuz değişik oyun sistemleri, dijital oyunlar veya değişik oyunlarla öğrencilerimizi eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü festivalde bir rahatlık var ve festival gençlerin özellikle daha çok eğleneceği bir alan olduğundan dolayı biz buna festival ismini vermiştik. Evet, fikir festivali, tabii ki bu anlattığımız festival kavramından sonra da fikir festivali kavramı karşımıza çıkıyor. Çünkü her şey bir fikirle başladı normal olarak. Bu fikrin neticesinde işte zamanın bilim insanları bir yeri sivriltmeyle kendisini bilim insanı olarak
kabul etmeye başladı. Ancak sonra tabii ki bunun diğerleri geldi. İşte yazı icat ettim. Bak bu O harfi derken o da sus bir dakika sus diyor. O başka şeyle meşgul o arada. Ve daha sonra elbette daha diğerleri gelmeye başladı. Artık daha teknolojik, daha modern, daha yeni versiyonlar şekline dönüştüler. Mesela iletişim araçları dumanla başladı. Hieroglif yazılarla devam etti. Sonra sesle haberleşme derken artık günümüzde hızına erişemediğimiz bir haberleşme şekline geldi. Yine haberleşmeyle ilgili olanlar ve daha sonra da özellikle teknolojinin insanlarımızın ihtiyacına cevap verecek şekildeki düzenlemeleri ortaya çıktı. Burada gördüğümüz gibi. Ve günümüzde bu yeni uçaklar sayesinde artık Avustralya ile Avrupa arası 4,5 saate düşecek gibi gözüküyor. Peki insanlık burada nerede? İnsanlık beyine sahip, dünyada en büyük beyine sahip varlık, memeli. Ve o beynini kullanmasıyla aklını ortaya çıkarıyor ve akıl yürütmeye başlıyor. Bunların neticesinde kültür meydana, bir de kültür oluşturuyor. Ve akıl, beyin, kültür üçlüsünün neticesinde de medeniyet ortaya çıkıyor. Beyin, akıl, kültür ve neticede medeniyet. İşte Anadolu, yaşadığımız topraklar, bu topraklar üzerinde binlerce yıldır onlarca medeniyetler geldi geçti ve onların bıraktıkları bir sürü izler var bizim ülkemiz üzerinde. Ve bu medeniyetlere hem zemin hazırlayan ve medeniyetin gelişmesine destek olan Anadolu'da yetişmiş olan, daha önceki medeniyetlerimizde yetişmiş olan bilim insanları o eski dönemlerde, eski çağlarda ve bu medeniyetin özellikle Orta Çağ'dan sonra ya da yakın çağla beraber bu medeniyetin hamurunu kuran işte Koca Yunus, Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli ve Şeyh Edebalı'yı bunların fikir mimarı olarak görebiliriz. Ve günümüzde yine bu topraklardan, bu medeniyet içerisinden yetiştirmiş olduğumuz Gazi Hoca, Cahit Hoca, Cahit Arf matematikçi, bu 10 liramızın herhalde üzerinde resmi olan bilim insanımız. Oktay Hoca rahmete gitti. Hulusi Behçet'imiz, Behçet hastalığını ortaya koyan, çıkaran Aziz Hoca ve geçen yıl Chicago'da Aziz Hoca'nın Nobel dersini verdiği sırada dinleyiciler içerisinde bulunan Gökhan Hotamışlıgil ona konuşma sırasında sormuştu. Gökhan, sen ne zaman alıyorsun Nobel'i diye. Ümit ediyoruz Gökhan Hoca da bizim yetiştirdiğimiz, bu toprakların yetiştirdiği bir insan olarak o da Nobel'i alır. Ancak acı olan özellikle Gazi Hoca'nın, Oktay Hoca'nın, Aziz Hoca'nın ve Gökhan Hoca'nın bizim insanımız olmasına rağmen işte bir takım yoksulluklar nedeniyle başka yerlere gidip orada yeşermesi, orada meyve vermesi ve meyvelerini de çok farklı şekillerde taşlandırması maalesef diyebileceğimiz bir durum. Haydi. Ve bu medeniyetimizin, özellikle Anadolu'daki medeniyetimizin temellerini atan, belki Koca Fatih'ten daha önce, şimdi özellikle diriliş olarak seyrettiğimiz Ertuğrul Gazi ile başlayan bir şey ama işte bir çağ açıp çağ kapatan büyük insan Fatih ve bu toprakların inşallah ilelebet bizim olmasının temelini oluşturan ve onun için mücadeleyi veren Atatürk'ü de burada elbette
anmadan geçmek olmaz. Bu biraz almıyor gibi. Evet. Şimdi bu icat çıkarmayla ilgili olarak bizim elbette çocuklara bir takım işler yaptırmamız gerekiyor. Ve onların fikirlerini yarıştırmamız gerekiyor. Bu yarış içerisinde bakın şuradaki zihni sinirin çizmiş olduğu şu projeye bakabilirsiniz. Yani sabah erken kalkıyorsanız hem sizin uyandıracak, bu arada siz yüzünüzü yıkayıp tıraş olurken çayınızı da demleyecek bir projeye. Yani çok basit gibi gelebilir ama bizim esas amacımız bizim çocuklarımıza onları düşünmeye sevk etmek ve haydi icat çıkaralım diye, icat çıkarma vakti geldi diye de onlara ifade etmek. Çünkü icat çıkarmak için hayal etmek gerekiyor. Bakın Einstein, hayal gücü güç verir. Her şeydir. Sizi bekleyen güzelliklerin ön izlemesi gibidir. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir diyor. Sayın müdürümüzün ifade ettiği gibi lise çağında özellikle biz gençlere hayal etmeyi öğretebilirsek o zaman biz gerçekten bize düşeni yapmışız demektir. Bu arada Can Yücel'in de özellikle farkında olmalı insan. Kendisinin, hayatın, olayların, gidişatın. Bunların farkında olursa nasıl bir problem olduğunu insanlar, gençler anlar ve ona göre onu çözmek üzere de projeler üretirler. Evet, burada amacımız geleceği şekillendiren ve şekillendirecek fikirlerdir. Özellikle amacımızı eğer okumam gerekiyorsa öğrencilerin kişisel, duygusal ve duygusal düşünsel gelişimiyle uğraşan öğretmen, idareci ve psikolojik danışmanların en önemlisi geleceğin sahibi gençlerin güzel yaşamın içinde yer almaları, farklı malzeme, teknik ve disiplinleri kullanmaları, özgün fikir ve proje çalışmalarını toplumla paylaşabilmelerini hedeflemekteyiz. Ve burada kazanım hedeflerimiz olarak da eğlence ve bilim disiplini birleştirmek, özgün yeni fikirlere kapı açmak, gençlerin yargılamadan sorgulayabildiği, bastırılmadan düşüncelerini ifade edebildiği, üretken düşünce becerilerini geliştirici ve fikir üretmenin proje kültürüne evrildiği. İşte burası çok önemli. Bizim neslimiz özellikle yani üniversitelerin esas görevlerini sizlere ifade ettiler. Bizim neslimizde biz proje nedir bilmiyorduk. Bizi yetiştiren yani akademik hayatta usta-çırak ilişkisi şeklinde bizi yetiştiren hocalarımız proje denildiği zaman korkuyorlardı, kaçıyorlardı. Ve maalesef o kültürden biz yoksun yetiştiğimizden dolayı da Türkiye dünya milletleriyle bilim ve teknolojide yarışmakta çok geç kaldı. Çok geride kaldı. Bunu kapatmanın tek yolu çalışmak. İşte bu amaçla da özellikle öğrencilerimizde daha orta öğretim düzeyindeyken projeyi, projenin ne olduğunu, nasıl yazıldığını ve o proje çerçevesinde bilimsel bir araştırmanın nasıl yapıldığını ve onun nasıl yazıldığını öğretecek hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de çok uzun zamandır proje yazılmadı, proje üretilmedi. Ha belki de bazı projelere mesela 20 yıl önce bazı bilim insanlarımız TÜBİTAK'a gidip efendim biz bu işte bir sürü aynı anda top atan o sistemler var. Uzun menzilli füzeler var. Biz bunları yapmak istiyoruz denildiğinde aldıkları cevap İsrail buna ne der oluyordu arkadaşlar. Artık Türkiye o hale geldi ki bırakın İsrail'i Amerika'nın ne diyeceğini dahi kale almıyoruz. Dolayısıyla gelin hep beraber bu ülkenin gelişmesi, bu ülkenin geleceği olan çocukların bilim ve teknolojiye daha fazla sarılmaları için hep beraber çalışalım. Onlara projeler ürettirelim. O projelerini daha sonra hayata geçirecek imkanlarını sağlayalım. Ve neticede hazın tüketerek değil üreterek olabileceğini ve kendilik farkındalığını toplumun faydasına sunabildiği bir fırsatı onlara yaratalım
ve onları proje kültürüne hazır hale getirelim. Çünkü bilgi paylaşıldıkça büyüyor ve hepimizin hayattan alacağı bir tat ve hayata katacağı bir renk var ya da renkler var. Bu bizim özellikle projelerinizi submit edeceğiniz, projelerinizi yükleyebileceğiniz web adresimiz. Orada istiyorsanız projelerinizin 3-4 dakikalık video haline de getirip çocuklarınıza anlattırarak video halinde de yükleyebilirsiniz. Çünkü bazen gençlerimizin yazma yetenekleri daha düşük oluyor. Sözlü, kendilerini sözlü olarak daha iyi ifade edebiliyorlar. Gönderdiğiniz projelerin çok daha iyi şekilde değerlendirilebilmesi açısından bu da önemli. Sisteme böyle bir özellik de koyduk. Ben hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Doktor Sayın Muhsin Konuk'a teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Beyin temelli öğrenme programları, beyin ve öğrenme ilişkisini ele alan önemli bir alan. Şimdi de Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Oğuz Tanrıdağ'ın beyin temelli eğitim başlıklı sunumlarını yapmak üzere sahneye teşriflerini arz ederim. Buyurun hocam. Efendim günaydın. Ben müsaadenizle burada karşınızda olabilmemi sağlayan sayısız öğretmenim arasından ilk ve sonuncusunun isimlerini anarak başlamak istiyorum. İyi ki tabii ki ilkokul öğretmenim. Bundan 57-58 yıl önce Ankara Cebeci İltekin İlkokulu'nda beni ele alan Bedriye İkizler öğretmenim ve 1982 yılında nöroloji uzmanı olmamı sağlayan ve daha sonraki verdiği desteklerle akademik alana yönelmemi sağlayan Sayın Profesör Doktor Şevket Akpınar. Bu toplantının açılış konuşmalarını izlerken benim adıma ilgilendiğim konularla ilgili ne kadar doğru, mantıklı ve duygu yüklü bir toplantı olduğunu anlamış bulunuyorum. Öncelikle organizasyon komitesine bu anlamlı davet için teşekkür ediyorum. İkinci olarak da 48 yıllık arkadaşım ve meslektaşım Sayın Profesör Doktor Nevzat Taran'a teşekkür ediyorum bu imkanı sağladığı için. Efendim bu konuşmayı yapmadan önce hazırlanırken, düşünsel bir hazırlık içine girerken şunu söylemeyi düşünüyordum. Ve o düşüncelerle geldim bu sabah. Belki teknik şeylerden bahsedilecek, belki mesleki şeylerden bahsedilecek, beynin bilinmezliği üzerinden gidilecek. Ama sizler gündelik anlamda öğretme faaliyeti içinde, eğitim faaliyeti içinde olan insanlar olarak sunum sırasında göreceksiniz ki bunların hepsini olmasa bile büyük bir bölümünü zaten uyguluyorsunuz. Yani bunları bildiğinizi ve uyguladığınızı da göreceksiniz demeyi düşünüyordum. Ben hem teorik hem de sahada öğretmenlik yapan bir kişi olarak zaten kendi pratiğim içinde özellikle de Üsküdar Üniversitesi kurulduktan sonra
yaşamaya başladığım ikinci akademik yaşantım. Dolayısıyla teoriden bahsettiğimiz şeylerin pratikte birebir gerçek olduğunu zaten kendi hayatımdan biliyorum. Sizlerin de bunların çoğunu uygulayarak eğitim yaptığınızı ondan dolayı tahmin ediyorum. Böyle bir şeyler demek için gelmiştim. Açılış konuşmalarını izlerken, müsaadenizle bu özel şeyleri yapacağım. Başta rektörümüz, zaten aynı misyon içindeyiz. Kendisi çok yenilikçi ve kendi bağlı olduğu meslek dalının sınırlarını çok zorlayan, aslında tepki de çeken bu anlamda bir öğretim üyesidir. O zaten hani her gün birlikte olduğumuz için bu şeyin içindeyiz. Beyin temelli eğitimin, ama Sayın Milli Eğitim Müdürü'nün yaptığı konuşmayı izlerken çok heyecanlandığımı söylemeliyim. Çünkü aynen buraya gelmeden önce söylemeyi düşündüğüm şeyin özünü düşünce ve duyuş birlikteliğinin sözünü ettiği anda beyin temelli eğitimin çerçevesini çizmiş oluyor. Onun için bu yerinde tespit mutlaka kendi alanından, kendi yaptığı çalışmalardan kaynaklanıyor. Nörobilimle ne ilişkisi var bilemiyorum. Ama nörobilimle ilişkisi olsaydı da aynı şeyleri söyleyecekti. Bu bakımdan bu toplantının hem düşüncesinde hem de ruhunda bir bütünleşme var. O bakımdan burada bulunmaktan özel bir onur duyuyorum ve duygulanmam da bana göre boşuna değil. Bunları tespit ediyorum ve sizlerle paylaşmak istedim efendim. Evet, beyin temelli eğitimin ilkeleri efendim Nisan 2016 başında Türkiye Eğitim Derneği'nin Ankara'da düzenlediği 4. Uluslararası Eğitim Çalıştayı'na davet edildiğim zaman, ki ben nöroloji uzmanı olarak, nörobilimci olarak hayret edilecek aslında bir davet oldu. Ama davet edildiğim zaman hazırladığım konuşmanın üzerinden geçirmiş, yeniden değerlendirilmiş bir özeti olacaktır. Orada da geniş bir öğretmen ve öğrenci kitlesine bu sunumu takdim ettiğim zaman yerinde bir şey yaptığımı o günde anlamıştım. Onun üzerinden gideceğiz efendim. Bu 2006-2007 yılı Dünya Gelişme Raporu'nda yer alan dünyanın eğitim haritası. Tahmin edeceğiniz gibi bu gri renkten koyu kahverengi renge doğru veya siyaha doğru eğitim düzeyinin az olmasından çok olmasına doğru bir yön var ve harita bu şekilde oluşturulmuş. Şuradaki renklere baktığımızda yeşil rengin altında tanımlanan Türkiye'nin dünyanın geneli içinde ve özellikle Güney Yarımküre'de dikkate alındığında hiç de fena bir yerde olmadığını ve eğitim düzeyi bakımından önemli aşamaları kaydedilmiş olduğunu bu harita bile bize gösteriyor. Öncelikle bunu paylaşmak istedim. İnsanın eğitilebilme özelliği nasıl ortaya çıktı? Hiç kuşkusuz eğitilebilen tek canlı insan değil. Beyin taşıyan bütün canlı türleri eğitilebilme özelliğine sahiptirler. Beynin sinir sistemi gelişimi içinde oluşmadığı, ortaya çıkmadığı canlılar daha çok refleks davranışlar içinde olurken ve düşünceyi göremezken biz oralarda beynin
ortaya çıkışından itibaren düşünce ipuçları ortaya çıkar ve insana doğru gelir. Dolayısıyla beyni olan bütün türlerin eğitilebilme özelliği vardır. Ama biz bugün nedeniyle, konumuz nedeniyle insanın eğitilebilme özelliği nasıl ortaya çıktı derken biraz da kendi açımızdan insanın dil geliştirme özelliğinden eğitimin temeli olan o sadece konuşma, sadece anlama değil okuma ve yazma işlevlerini içeren dil işlevini geliştirebilme özelliği bakımından zaten insanın beyninin gelişmişliğiyle orantılı bir farklılığı var diğer canlı türlerinden. Buna paralel olarak öğrenme ve öğrenmeye bağlı yeni davranışlar geliştirme özelliğinden. Buna bağlı olarak kültürlerde üretim, sosyal yaşam ve sonuç olarak da Muhsin Hocam'ın da özlü bir şekilde belirttiği gibi medeniyet aşamasına doğru geliş var. Bu özellikler insanın dil, öğrenme, bellek, beceri, yaratıcılık ve sosyallik özelliklerinin hepsine birden sahip olmasıyla ve aynı şekilde Sayın Müdürüme de tekrar gönderme yapıyorum bu konuda bir bütünsel şey çizdiği için bunların tamamında ortaya çıktı. İnsanın bütün bunları yapabilen bir tür olmasının kendi yapısıyla ilgili bir tek açıklaması var. Bütün türlerin, beyin taşıyan bütün türlerin eğitilebileceğini söylemiştim. Ama insanın bütün bu farklı şeyleri yapabilmesinin insanla ilgili tek bir açıklaması var. Şu anda bulabildiğimiz tek bir açıklama var. O da bütün bunları yapabilmesine imkan tanıyan bir beyne sahip olması. İnsan beyninin özelliklerini bu şekilde etkileyici bir şekilde gösteren daha kısa bir ifade olabileceğini pek düşünmüyorum. İnsanda öğrenmenin tarihine girdiğimiz zaman insan var olduğundan beri hiç kuşkusuz öğrenmenin tarihi vardır diyebiliriz bu şeyden açıklamalardan sonra. Özür dilerim. Önce tabii düzensiz biçimde ve kendi başına ve kendi başına diye icat çıkartma, ateşin bulunması, tekerleğin bulunması mazur görün. Yani aklıma gelen birçok örnek var. İnformel, doğaya bakarak ve kendi aklında oluşan sembollerden dolayı icat çıkartma. Daha sonra düzenli ve kurallı biçimde başkaları tarafından sağlanan eğitimle. Yani yine insanların insanlık tarihinde sosyo-kültürel anlamda önem taşıyan öğretmen grupları içinde, örneğin şamanlar ve büyücüler yoluyla, felsefi görüşler filozofları yoluyla, din kurumları ve adamları yoluyla, özel öğretmenlerle orta çağda bilhassa aristokrasinin çocuklarını yetiştiren özel öğretmenlerle ve ondan sonra modernizm dönemiyle birlikte ortaya çıkan eğitim kurumlarıyla insanın öğrenmesi yapılanıyor. Çocuklar açısından eğitimin tarihi ise biraz moralinizi bozabilirim bu konuda. Benim size vereceğim bilgi hiç de moral düzeltici, iç açıcı bir bilgi değil. Çünkü çocuklar öncelikle 10 binlerce yıl boyunca kendileri oyun oynayarak keşif yapma yoluyla kendilerini eğitmişlerdir belki ama tarımın ve sonradan endüstrinin hakim hale gelmesiyle çocuklar zorla çalıştırılan işçilere dönüştürülerek oyun ve keşif baskılanmıştır. Bundan 150 yıl önce Londra'da çalışan bir fabrikada 8 yaşındaki çocukların 18 saat çalıştırıldığını zaten her türlü kaynak bunu biliyor. Ve çocuklar arasındaki ölüm oranının yine 150-200 yıl önce Paris'te çok yüksek oranda olduğunu, çocukların hiçbir şekilde sağlıkla ve eğitimle alakalı olmadığını ve öyle bir geçmiş yaşamadıklarını bize kanıtlar sunuyor. Bazen dini, bazen de seküler, çeşitli nedenlerle evrensel zorunlu eğitim fikri sonradan doğmuş bir fikirdir.
ve yavaş biçimde yayılmıştır. Eğitim önce tekrara dayalı ezbercilik olarak ortaya çıkmıştır. Okulların yayılmasıyla çocuklara tarlalarda ve fabrikalarda uygulanan yöntemler eğitim kurumlarında uygulanmıştır. Daha yakın zamanlarda okullardaki metotlar biraz yumuşasa da çocuklardan beklentiler aslında hiç değişmemiştir. Ve halen de eğitim ve öğrenmedeki temel beklenti aynen tarlada ya da fabrikada olduğu gibi çocuklara sunulanların onlardan misliyle alınması esasında üzerinde devam etmektedir. Benim incelediğim kaynaklarda, konuşmamı hazırlarken incelediğim kaynaklarda, özel kaynaklarımda, kitaplarımda verilen bilgilerin özeti bu. Çocuklar için eğitimin tarihi bu. Biraz daha özel bilgilere girdiğimiz zaman çocuk büyütme ve eğitiminde iki temel felsefi görüş ve altı tane davranışçı teori olduğunu biliyoruz. Bir tanesini Sayın Müdürüm andı. Bu iki temel felsefi görüş taban tabana zıt felsefe tarihinde ve siyasi tarihte taban tabana zıt iki dünya görüşünün, iki anlayışın görüşüdür. Bir tanesi İskoç filozofu John Locke'un tabula rasa kavramıdır. Yani insan zihni boş olarak doğar. Ne kazanırsa daha sonra eğitim, verilen eğitimle kazanır görüşü ve bu görüşte aristokrasiye karşı bayrak açarak liberalizmin de kurucusu haline gelmiştir. Aslında siyasi içerikli bir felsefi görüştür. Buna karşılık düşünüyorum o halde varım diyen filozof, düşüncenin altyapısını insanın doğuştan taşıdığını ve matematiksel, mantıksal olarak taşıdığını ve bunun hayata geçirilmesiyle bilgilerin alınabileceğini söyleyen Descartes'tir. Onun dışında davranışçı teorilerin ayrıntısına giremeyeceğim. Hem bilgim sınırlı hem de vaktimiz sınırlı. O bakımdan sizler bunları daha yakından bilebilirsiniz. İnsanların genlerinden ve bilinçaltından başlayarak toplumun etkisine kadar çeşitlenen teoriler var. Çocuk büyütmede hala geçerli olan teoriler var. Beyin araştırmaları eğitimin nasıl olması konusunda neler diyor? Biraz önce söylediğim gibi bunları adım adım söylerken, ilerlerken sizler kendi eğitimcilik hayatınızda bunların uygulamasını yaptığınızı kendiniz göreceksiniz. Bunu söylemek istiyorum. Pratikten kaynaklanan şeyler. Belki biz teorik altyapı sağlıyoruz. Beyin araştırmalarına göre zihin boştur, anlayışı yanlıştır. Yapılan beyin araştırmaları insanların doğarken zihinleri boş doğmadığını göstermektedir. İnsanlar zihinleri boş olarak doğmazlar. Bunun anlamı insanların genetik ve biyolojik olarak doğmadan önce bir beyinsel hazırlık geçirdikleri ve öyle doğduklarıdır. Bunun en büyük kanıtı oldukça da artık eski bir araştırma ama çocuk beynindeki dil mekanizmasının hamileliğin 7. ayından itibaren anne karnında gelişmesi ve çocuğun bu gelişmeyle birlikte doğmasıdır. Bu de bilgileriniz dahilindedir. İnsan beyninin sol bölümü, sol yarısı dil beynidir. Sağ yarısı daha çok duyuş, büyük fotoğraf, duygu, büyük şeydir, duygusal zeka bölümüdür. Ama dil insan beyninin soluyla özel bir bağlantı gösterir. Nitekim biyolojik olarak da anne karnında dille ilgili olan bölümün sol beyinde sağ beyinden daha geniş bir şekilde geliştiğini, çocuk doğduğunda bu gelişmeyle birlikte doğduğunu, dile hazır bir şekilde doğduğunu görüyoruz. Bunun yakın dönem araştırmalarda yeni de bulunmuştur. Bir İngiliz konuşma bozukluğu gösteren ailede yapılan araştırmalarda FOXP2 denilen bir gen insanda dil geni olarak
tanımlanmıştır. Yani dil yeteneğinin gelişmesi özel bir genle de ilişkilidir. Beyin araştırmalarına göre zihin boştur, savı yanlıştır. Bunu kanıtlayan, destekleyen önemli bir diğer görüşte Chomsky'nin universal gramer hipotezidir. Chomsky'nin universal gramer hipotezi içgüdüsel dil yeteneği, yani doğuştan hazır olan dil yeteneği konusunda bize kanıt sağlamaktadır. Buna göre bir insan yavrusu hangi toplumda doğarsa doğsun, hangi kültüre ait olursa olsun, hangi zaman diliminde dünyaya gelirse gelsin, o anda yeryüzünde olan bütün gramerlerin çözümünün yapabilecek bir beyinle doğmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de doğmuş olan bir çocuk Türkçe konuşabilir. Arjantin'de doğmuş olan bir çocuk İspanyolca konuşabilir. Şu ama her doğan, yeni doğan çocuğun beyninde yeryüzündeki bütün dillerin gramerini çözme yeteneği bir önceki slaytta gösterdiğim özellikten dolayı vardır. Beyin araştırmalarına göre zihin eğitime hazırdır. Savı da yanlıştır. Zihin matematiksel ve mantıksal temellere sahiptir. Eğitimi çözer. Savı da yanlıştır. Bu Descartes'in ikinci dualist felsefesinin temeliydi. Şimdi biliyoruz ki Descartes'in bu görüşü sadece sol beyin anlayışına dayanmaktadır. Beynin bir yarısına dayanmaktadır. Öbür yarısıyla alakası yoktur. Biraz önce çizdiğimiz tablo düşünce ve duyuş bütünlüğünde düşünce bölümüyle alakalıdır. Dolayısıyla yarım bir teoridir. Bunun kuşkusuz nedenleri vardır. Descartes kendisi matematikçiydi zaten. Mantıkçıydı. Felsefi görüşleri de bundan etkilenmemesi düşünülemez. Aynı zamanda Descartes bir Fransızdı. Fransız demek katı demektir bana göre. Ve özellikle inançlarla, inançlara bakışla ilgili Fransız tavrı da katı, laik tavırdır. Dolayısıyla düşünce özgürlüğüne izin veren bir anlayış değil. Devletin düşünce sistemine karışması anlamında radikal laik anlayışın temelidir bu felsefe. Yani John Locke İskoç olarak liberalizmi ortaya koyuyor. Descartes Fransız olarak radikal laiklik anlayışını, mantıkçılık anlayışını ortaya koyuyor. Bunlar birbirinden bağımsız şeyler değildir. Yani Descartes'in bir filozof olarak liberalizm felsefesini ortaya koyacak hali yoktu. O kültürün devamı olarak felsefe devam etti. Hala da devam etmektedir. Dolayısıyla bu görüşte sağ beyin yoktur. Beyin araştırmalarına göre insan doğan insan olmaya hazırdır. Beyin araştırmalarına göre insan şekliyle, genleriyle doğan, insan beyniyle doğan bir insan yavrusu insan olmaya hazırdır. Görüşü yanlıştır. Biraz önce genlerinden bahsettik. Hazırlığın bir bölümüdür o. Ama bundan 300-400 yıldan beri kayıtları tutulan vahşi çocuklar, feral çocuklar literatürü denilen bir literatür vardır. Yani insan genleriyle ve beyniyle doğan bir çocuk eğer sosyal bir insan ortamına doğmazsa, bir eğitim ortamına doğmazsa geriye doğru evrimleşir, vahşileşir ve özellikle hayvanların arasında büyürse, yani bu vahşi çocuklardan bir bölümü hayvanlar tarafından kaçırılan, beslenen çocuklardır. Bir bölümü de anne babaları tarafından kilit altında tutulan, sadece su ve kuru ekmek verilen çocuklardır. Bunlarda zihinsel gelişme olmaz. Sadece gördüğü şeyi kopyalayan bir zihinsel gelişme olur. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Nedenini aşağıda yazmıştım.
beyin temelli öğrenme modeli dediğimiz zaman 7 tane beyin gerçeğine dayanıyoruz. Ve bu beyin gerçeği eğitim dünyası içinde mutlaka uygulandığını kabul ediyorum. Kurallar haline geliyor. Birinci şey, bakın geçen gün bir televizyon programında sunumcu arkadaş, röportajı yapan arkadaş ile yaptığımız canlı konuşma içinde öğrenmenin yaşı var mıdır yok mudur diye bir soruyla karşılaşmıştım. Öğrenmenin yaşı yoktur sözü sosyal kültürel ahlaki bazı haklılıklar içerebilir destek anlamında ama bilimsel olarak yanlıştır. Öğrenmenin yaşı vardır. Öğrenmenin yaşı olmasaydı eğitim olmazdı. Eğitim aşamaları olmazdı. Eğitimin yükselen aşamaları olmazdı ve eğitim bir yerden genel anlamda bir yerden itibaren bitiyorsa birçok insan için öyle bir şey olmazdı. Eğitim, öğrenmenin yaşı vardır ve eğitim görülen yaştır bu yaşlar. Çünkü beynin yapısı çok kırılgan ve bizim farkına varmamızdan çok önce yaşlanan, genetik olarak yıpranma gösteren bir yapıdır. Hastalıklar 60 yaşında ortaya çıkabilir. Ama bu 30'lu yaşların sonunda, 40'lı yaşların başında yaşlanma belirtileri ortaya çıkar beyinde. Hücre bakımından, bağlantı bakımından. İkincisi, eğitim çocuğun çevresinden en fazla duyduğu dil üzerinden yapılmalıdır. Orijinal sunumumda, başlangıç sunumumda bu ana dil olarak geçiyordu. Ana dil olarak geçiyordu. Ama ana dilin söylemek istediğimi tam karşılamadığını düşünerek bunu bu şekilde değiştirdim. Eğitim, çünkü çocuk beyni doğumdan sonra yaklaşık 10 ay civarında en fazla duyduğu seslere yönelik istatistik tutarak konuşmayı öğrenir. Bu dönem içinde farklı dillere yönelik olarak tutulan ses istatistikleri konuşmanın gecikmesine ya da kekemeliğe neden olabilir. En azından ilk 2 yıl çocuğun farklı dil seslerine ve gramerlerine maruz bırakılmaması önerilmektedir. Bu da toplumda çoğu zaman yanlış anlaşılan ve yanlış uygulamaya sevk edilen bir anlayıştır. Özellikle çok kültürlü ailelerde annenin ve babanın çocuğa kendi dillerini öğretme gayretleri içinde haklılık olabilir. Ama çocuğun beyni açısından haklılık yoktur. Bu çocuğun beynine zarar vermektedir. Bakın, babası Türk, annesi Polonyalı, Amerika'da yaşayan bir aile modeli. Örnek olarak 3 dil var burada. Türkçe, lehçe ve eğitim dili olarak İngilizce. Çocuğun beyninin en özgür bir şekilde gelişmesi ve verilere kilitlenmesi döneminde bu 3 dilden gramer girişinin, ses girişinin beyne girişi çocuğun beyninde büyük bir karışıklık oluşturur. Dolayısıyla erken bebeklik ve çocukluk dönemlerinde çocuk beynini farklı dillerin seslerine maruz tutmak beyin gerçekleri açısından yanlıştır. Eğitim sadece sözel değil, aynı zamanda görsel olmalıdır. Biraz önceki sunduğum şey, sözel beyin sol beyindir. Görsel beyin sağ beyindir. Dolayısıyla bu beyinlerin olanaklarından faydalanmak gerekir. Çocukları yarım beyinli kabul ederek, yarım beyinli olarak eğitmemek gerekir. Çocukları her iki beyin yarısı gerçeğini ve özelliklerine göre sözel ve görsel aynı anda devreye sokulan materyallerle eğitim yapılmalıdır. Bu insan beynine en uygun eğitim çerçevesi modelidir. 4. Eğitim tek bir zeka kavramı üzerinden, ki biliyorsunuz bu IQ üzerinden değil, çoklu zeka kavramı üzerinden yapılmalıdır. IQ kavramı çok meşhurdur. Ve maalesef yeterli bir kavram değildir. IQ kavramı sol beyin zekasıdır. Matematiksel ve mantıksal zekadır.
Yani bir çocuğa bir kilo demir mi ağır, bir kilo pamuk mu ağır diye soru sorup çocuğun zekasına karar verdiren bir anlayıştır. Bu eksik bir anlayıştır. 1970'li yıllardan beri insan beyninde, insan zihninde en az 5 çeşit zeka olduğu ortaya konmuştur. Bilişsel psikoloji araştırmalarında. Bunlar rasyonel zeka, IQ, duygusal zeka, EQ, beden zekası, görsel mekansal zeka, sosyal zeka gibi zeka türleridir. Dolayısıyla bir çocuğun zihninde en az 5 çeşit zeka biyolojik olarak altyapı sahibi ise biz bu zekalardan sadece birini kullanarak çocuğu eğitemeyiz. Hele 21. yüzyılda beyin araştırmalarının geldiği bu ortamda bunu yapmak çok eksik bir yaklaşımdır. Diğer taraftan tek bir zeka üzerinden öğrencilere baktığımızda, benim de öğrencilerim olduğu için bunu rahat söyleyebiliyorum, hep aynı tip insan görmek isteriz. Hep öğrencilerin, her bir öğrencinin bizim anlattıklarımızı aynı şekilde anlamasını isteriz. Tek zeka kavramı çerçevesinde baktığımızda çok yanlış. Her öğrenci, biz ne anlatırsak anlatalım, kendi zekasına göre, zeka türüne göre algılayacaktır. Kimisi sözel anlamda anlayacaktır, kimisi hayal kurarak anlayacaktır, kimisi heyecanlanarak anlayacaktır, kimisi başka bir ihtiyaç kendisine doğduğu için anlayacaktır. Dolayısıyla öğrenciler arasındaki farklılıkları görebilmek, bir sınıf içinde kaç tane öğrenci varsa o kadar sayıda zeka birleşimi ve çeşidi olduğunu varsaymak çok üretici ve hiçbir şekilde öğrencilerin moralini bozmadan eğitimi destekleyici bir yaklaşımdır. Eğitim aynı nöron gerçeğine göre yapılmalıdır. Belki burada bilemediğimiz bir kavramla karşı karşıyayız. Bilemediğimiz belki. Çünkü aynı nöron kavramı da 20 yıl oluyor ortaya konalı. Efendim, aynı nöron beyinde sözel öğrenmeden önce faaliyete geçen, biliyorsunuz çocukların konuşmasıyla anlamasıyla ilgili bir zaman var. Ondan önce devreye giren ve görülenleri taklit ve kopyalama üzerinden öğrenilmesini sağlayan nöronlardır. Bu nöronlar beynin ön lobu içindedir, frontal lobun içindedir ve bütün beyindeki diğer ana nöron sistemlerini bunlar şey yapar, yönlendirir. Bunu nereden anlıyoruz? 4 yaşındaki nota bilmeyen bir çocuğun, bu ara hayatını okuduğum için İdil Biret'den örnek vereyim, hayatını okuduğum için, bu yaşlarda hiçbir nota bilmeden Mozart çalabilmek, Chopin çalabilmek nasıl açıklanabilir ki? Harika çocuk, olağanüstü çocuk, anladık da olağanüstü çocuk, harika çocuk nasıl çalabiliyor bu? 4 yaşında nota bilmeden Mozart'ı nasıl çalabiliyor? Beyniyle çalıyor. Beynindeki özel yapılanmayla çalıyor. Yani aynı nöronların o öğretmenin parmak hareketlerini kopyalamasıyla, taklit etmesiyle o Mozart çaldığını bilmiyor. O Chopin çaldığını bilmiyor. Sadece o öğretmenin parmak hareketlerini kopyalayarak ve onları taze belleğine yazarak en zor müzik parçalarını bile çalabiliyor. Bunu yapan bir sistem var beyinde. Öğrenmenin yaşı daha da aşağı gelmiş oluyor bu yaklaşımda. Eğitim haz uyandırıcı ve ödüllendirici yoldan yapılmalıdır. Burada sosyal ve etik, ona kültürel bir kavram olarak söylemiyoruz. İnsan beynindeki en güçlü sistemlerden bir tanesi inanma sistemidir. Bu son yılların beyin araştırmalarında ortaya konan bir gerçektir. İnsan beyni çok yüksek performanslara ancak inandığı zaman şey yapar, girebilir ve başarıya inanma yoluyla oluşabilir. Yani ne yapacağına inanma, hedefe nasıl varacağına inanma, beyinde planlanan, programlanan şeylerdir ve buna ulaşma doğrultusunda
hazırlık içine giren bir çocuk beyni sonunda icat çıkartacaktır. Ve aynı zamanda çıkarttığı icattan da tarif edilmez bir haz ve ödül duyacaktır. Ama her sınıfta, öğrencinin bulunduğu her sınıfta öğrencinin yaptığı farklı yorum ve bilginin geri verilmesinde ödül ve haz sistemi öğrencinin yeni şeyler öğrenmesi için temel motivasyon kaynağıdır. Böylece 7 beyin gerçeğine bağlı 7 kuralı toparlamamız gerekirse burada karşınızda biraz önce konuştuğum, tartıştığım ve beyinsel kanıtlarını sunmaya çalıştığım prensipler vardır. O zaman günümüzdeki beyin bilinemez, beyin keşfedilemez, beyin hiçbir zaman keşfedilmeyecek görüşleri mahkum edilmesi gereken görüşlerdir. Bilimsel yaklaşımın görüşleri değildir. Spiritüel veya parapsikolojik anlayışların yarattığı bir anlayıştır. Beyin gerçekleri adım adım öğrenilmiştir. Beynin tümü birden öğrenilemez, mümkün değil. Bu yoldan yürüye öğrenilmiştir. Bundan 20 yıl önce beyin temelli öğrenme modeli diye bir şeyden söz edilseydi herhalde gülünüp geçilir ve sen işine bak, hastana bak. Sen ne işin var bu beyin temelli öğrenme modeliyle falan gibi bir cevap alabilirdim. Ama şimdi kaçış yok. Beyin araştırmaları eğitimin nasıl yapılması gerektiğini bize gösteren bazı temel, herkes için geçerli kurallar sunuyor. Bu yolu yürümemiz gerekiyor. Herhalde sonuna geldim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. O halde toplu fotoğraf çekimi için ben tüm protokol katılımcılarımızı davet etmek istiyorum. Buyurun lütfen. Sayın Rektörümüz, Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz, Sayın Rektör Yardımcılarımız, Sayın Dekanlarımız, Sayın Rektör Danışmanımız. Tüm protokolümüzü lütfen davet ediyorum. Buyurun. Hoş geldiniz.